Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Üreme sistemine geçiş yaptık. Bundan sonra az bir konumuz kaldı inşallah. Ee, ne kaldı? Büyüme ve gelişme, sinir sistemi, duy organları, e, destek ve hareket sistemi. Daha sonra canlılarda davranış ve ekoloji konularımız kaldı. Her birini toplam bir 2 video olarak düşünürsek ben ortalama 10 videonun kaldığını düşünüyorum. Şu an zaten 61. video yüklemiştim. Bu da tek bir video olarak yapmayı düşünüyorum. 62 olup bir 10 videoda 72-75 video arasında bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ekolojiye bağlı biraz. Ekoloji birazcık uzun çünkü. Daha sonra da tabii ki konu konu çıkmış soruları çözeceğiz. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Şimdi üreme sisteminde İlk olarak aslında üreme sistemi diyorum da ben aslında burada canlılarda üremeyi anlatacağım size. Hem eşeğli üremeyi hem eşeğsiz üremeyi anlatacağım arkadaşlar. İlk önce eşeğsiz üremeden bahsetmek istiyorum. Eşeğsiz üreme temeli mitoz bölünmeye dayanan bir üreme çeşididir. Şimdi burada 5 çeşit üreme çeşidimiz var arkadaşlar eşeğsiz üreme çeşidi. Biri bölünerek üremedir fizyon denilebilir. Tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyon ve partonageniz. Ben bunların özelliklerini şöyle tablo şeklinde yaptım. E, bu şekilde daha iyi akılda kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi bölünerek üremeye baktığımızda bölünmenin en basit halidir arkadaşlar. Üremenin en basit halidir bu genellikle zaten basit canlılarda görülüyor. Mitoz veya amitoz şeklinde gerçekleşiyor. Amitoz dediğimiz bakterilerde gerçekleşen bir olaydır. Amitozda arkadaşlar mitoz bölünme evreleri görülmez. İyi oluşumu görülmez. Canlı DNA'sını eşler ve bölünür. Bu kadar. Hani herhangi bir evreler görülmüyor. E, mitoz bölünmeyi de zaten evrelerini biliyoruz. Bakterilerde, arkelerde ve bazı tek hücreli ökaryotlarda görülüyor. Mesela paramesyum enine bölünüyor. Öklenap boyuna bölünüyor. Amip de her yönden bölünebilen bir tek hücreli ökaryot canlımızdır. Tomurcuklanmaya baktığımızda arkadaşlar burada ana canlıda bir çıkıntı oluşuyor. Bu çıkıntı mitozla büyüyüp gelişiyor ve ana canlıdan ayrılıyor. Ve ana canlıdan ayrıldıktan sonra yeni bir canlıya dönüşüyor. Biz buna tomurcuklanma diyoruz. Tomurcuklanmada oluşan birey kalıtsal olarak ana canlıyla aynıdır. Peki hangi canlılarda görülüyor? Bir mayası, sünger, hidra Mercan, deniz anası gibi canlılarda görülüyor arkadaşlar. E, tomurcuklanma olayı. Spor üremeye geldiğimiz zaman, spor üremede ise sporlar bulunuyor. Arkadaşlar, olumsuz koşullara dayanıklı olan, en kromozomlu olan hücrelere biz spor diyoruz. Bu sporlar aslında mayoz bölünme sonucunda oluşuyor ama sonrasında gerçekleşen olaylar mitozla gerçekleştiği için biz eşeysiz üreme e, kısmını alıyoruz. Burada sporlar üremeyi sağlıyorlar. Gamet değildir arkadaşlar sporlar. Çünkü döllenme olayı olmaz bunlarda. Sporlar direkt yeni bir canlı oluşturur. Plazmodium, mantar, karayosunlu, eyraltotu gibi canlılarda görüyor sporla üreme. Rejenerasyona baktığımızda rejenerasyon yenilenme demektir aslında ve üç şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle Doku düzeyinde, organ düzeyinde ve organizma düzeyinde. Şimdi doku düzeyinde gerçekleşen yaraların iyileşmesi. Oradaki hücreler yenilenir ve yarayı iyileştirir. Bu doku düzeyindeki rejenerasyondur. Organ düzeyinde olan da organların yenilenmesidir. Mesela karaciğerin kendini tamamlaması. Mesela kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi. Yine dilimizin arkadaşlar mesela kendini işte koptuğu zaman tamamlaması. Bu nedir? Organ düzeyinde olan rejenerasyondur. Organizma düzeyinde olan ise bu bir üremedir aslında. Bakın önceki anlattıklarım organ düzeyinde olan ve doku düzeyinde olan kesinlikle bir üreme değildir. Bunlar sadece yenilenme olayıdır. Ama organizma düzeyinde olan arkadaşlar e, üremedir. Deniz yıldızı. Deniz yıldızının her bir kolunu böldüğünüz zaman yeni bir deniz yıldızı oluşur. Dolayısıyla bir üremedir. Planarya. Birçok parçaya böldüğünüz zaman kendini tamamlar üremiş olur. Toprak solucanı yine aynı şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, organizma düzeyindeki rejenerasyon üreme diğerleri üreme değildir. Partenogenize baktığımızda partenogenize arkadaşlar nedir? Döllenme olmadan gerçekleşen birey gelişimine biz partenogenez diyoruz. Yumurta oluşuyor. Yumurta oluştuktan sonra eğer döllenme olmadan birey gelişiyorsa partenogenezdir. Veya herhangi bir canlının mesela işte Kurbağalarda yapabiliriz bunu. Ee, kurbağanın diyelim ki yumurta hücresini aldık. Yumurta ana hücresini iken kromozomlu. Buna işte dışarıdan uyarı vererek bölünmesini sağladık ve yeni bir kurbağa oluştu. Biz buna ne diyoruz aslında? Deneysel partonogenes veya işte diploid partonogenes şeklinde ortaya çıkıyor. Bakın diploid partonogenes yumurta ana hücresinin mayoz geçirmeden gelişmesiyle canlı oluşumudur arkadaşlar. Diploid partonogenes bu. Deneysel partonogenes ise Laboratuvar ortamında yumurtaya uyarı veriliyor. Verildikten sonra da yeni canlılar oluşuyor. Kurbağalarda mesela görülür. Bu deneysel partonogenezdir. Burada laboratuvar ortamı gereklidir. Haploid partonogenez ise arılarda termitlerde görülen birazdan detaylarını anlatacağım partonogenezdir arkadaşlar. Detaylı olarak zaten şuraya yazdım. Şimdi mesela bakın bölünme ile çoğalmayı mesela amipte bölünme. Amip her yönden bölünebiliyor. Öglen arkadaşlar sadece boyuna bölünebiliyor. Yine paramesyum'a baktığımızda paramesyum enine bölünüyor. Bu bölünmeyle çoğalmadır. Tomurcuklanmaya baktığımız zaman bakın bir mayasında şöyle küçük bir parça oluşuyor. Bu parça ayrıldıktan sonra yeni bir canlı oluşturuyor. Yine hidrada tomurcuklanma bakın şurada tomurcuk sayesinde bir birey oluştu. Bu birey daha sonra ayrıldı, kendi kendine yaşamaya başladı. Bu da nedir? Tomurcuklanmadır. Yine spor keselerine bakalım, spor üremeye bakalım. Mesela bir ekmek küfüne baktığımızda ekmek küfü bir mantardır, değil mi? Küf mantarıdır. Küf mantarının üzerinde şöyle siyah sporlar vardır. Mesela küfe elinizi sürdüğünüz zaman, diyelim yanlışlıkla ekmek küfüne elinizi sürdünüz. Elinizin üzerine böyle siyah siyah noktacıklar gelir. O noktacıklar ekmeğin o küfün sporlarıdır arkadaşlar ve o sporları götürüp başka sağlam bir ekmeğe yani küflenmemiş bir ekmeğe dokunduğunuz zaman bir süre sonra onun da küflendiğini görürsünüz. Bunun sebebi sporların orada üremesinden kaynaklanıyor. Rejenerasyona baktığımızda bakın deniz yıldızı. Deniz yıldızını parçalara böldük. Ne oldu? Her biri yeni bir canlı oluşturdu arkadaşlar yine planarya yine planarya ortadan ikiye böldük her bir parça kendisini tamamladı ee, organ düzeyinde olan veya doku düzeyinde olan partonogenizde ise mesela kök hücreyi uyararak bir kas hücresine dönüştürebiliriz kan hücresine dönüştürebiliriz sinir hücresine dönüştürebiliriz kalp hücresine yine karaciğer hücresine bağırsak hücresine dönüştürebiliriz arkadaşlar bu da yine rejenerasyonla alakalı bir durumdur Evet gelelim partenogenezi biraz daha arılarda detaylı olarak anlatayım ben size. Şimdi kovanda 3 çeşit arı vardır. Nedir bunlar? Kraliçe arı, işçi arı ve erkek arı. İşçi arı kısırdır, döllenmeye, üremeye katılmaz. Ama kraliçe arı ve erkek arı üretkendir. Bunlar arkadaşlar üremeye katılan arılardır. Şimdi baktığımız zaman kraliçe arı burada 2N kromozomdur ve mayoz bölünme sonucunda yumurtasını oluşturan N kromozomlu. Bu yumurtalar burada beklesin. Erkek yarı ise arkadaşlar N kromozomludur ve spermleri mitoz bölünmeyle oluşturarak aynı özelliklere sahip spermler oluşturuyor. Şimdi burada yumurtalar mayoz bölünme sonucunda oluştuğu için birbirinden farklı ama spermler mitoz bölünme sonucunda oluştuğu için birbirine aynıdır. Şimdi daha sonra yumurtalardan bazıları ve spermler dölleniyor. Döllendikten sonra iki en kromozomlu zigot oluşturuyor. Bu zigot büyüyüp gelişerek dişi embriyolara dönüşüyor arkadaşlar. Bakın arılarda kromozom sayısı cinsiyeti belirler. İki en kromozomlu olanlar dişidir. En kromozomlu olanlar da erkektir. Şimdi dişi embriyolar eğer ki polenle beslenirse işçi arı olur. İşçi arı bunlar kısırdır. Eğer arı sütüyle beslenirse kraliçe arı olur arkadaşlar. Bunlar da verimlidir yani kısır değildir. Peki erkek arı nasıl oluşacak? Erkek arı da kraliçe arının ürettiği yumurtalardan bazıları döllenmeden gelişiyorlar. Geliştikleri zaman erkek arıya dönüşüyorlar arkadaşlar. İşte biz bu olaya zaten ne diyoruz? Partenogeniz. Bakın şu kısım aslında eşeyli üremedir yani şu geriye kalan kısım çünkü döllenme var, mayoz var eşeğli üremedir ama partenogenes kısmında döllenmeden gelişme olayı hani mitoz bölünme sayesinde olduğu için o yüzden eşeğsiz üreme kısmına alınmıştır şu an MEP müfredatına göre eşeğsiz üreme de alınmış partenogenes ama bence eşeğli üreme de olmalı çünkü büyük bir çoğunluğu zaten eşeğli üremeyi kaplıyor arkadaşlar evet gelelim eşeğli üremeye nedir eşeğli üreme arkadaşlar Eşey ana ücreti var. Yani üreme ana ücreti var. Bu üreme ana hücresi mayoz bölünme ile en kromozomlu hücre oluşturuyor. Bu hücrelere biz gamet diyoruz. Eşeğli üreme bireylerin adaptasyon yeteneklerini artırıyor. Neden artırıyor? Çünkü genetik özellik bakımından birbirinden farklı olan sürekli canlılar üretiyor. Bu yüzden de adaptasyona adaptasyon yeteneklerini artırır arkadaşlar ve evrime katkısı vardır çeşitlilik yaşattığı için, çeşitlilik oluşturduğu için. Şimdi gamet şekillerine göre eşeyli üreme tiplerine bakacağız. Yüzogami ve heterogami diyeceğiz. Arkadaşlar izogami bakın izo birbiriyle eş demek aynı demek. Şekil ve büyüklük bakımından aynı gametlerin birleşmesine biz izogami diyoruz. Gametlerin ikisi de kamçılıdır burada. Bazı mantarlar klemidomanas gibi canlılarda görülen bir üreme şeklidir izogami. Heterogami Heterogami de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor Anizogami ve oogami olarak Anizogami de Bakın izogami de Şekil ve büyüklük bakımından Aynı gametler bir araya geliyorsa Anizogami de Yani tam tersi olacak Farklı gametler bir araya gelecek Şekil ve büyüklük bakımından farklı gametler Mesela yumurta ve sperm Arasındaki farkları azdır bunların Hani yumurta ve sperm birbirine benziyor ama Az, az bir fark vardır Yumurta büyüktür, bol sitoplazmalıdır ve hareketlidir. Sperm küçüktür, az sitoplazmalıdır ve hareketlidir arkadaşlar. Burada bakın hem yumurta hareketli hem sperm hareketlidir. Bazı mantarlarda, alglerde görülüyor. Oogami ise bizi daha çok ilgilendiren çünkü bizlerde de görülen bir eşeyli üreme şeklidir. Burada yumurta büyük, bol sitoplazmalı, hareketsiz. Bakın burada hareketliydi, anizogamiydi ama burada hareketsiz. Spermler az stoplazmalı ve kamçılıdır. İnsanlarda, hayvanlarda ve çiçekli bitkilerde, görülen bazı çiçekli bitkilerde görülen ee, eşeyli üreme tipidir arkadaşlar. O gami. Bakın izogami de birbirleriyle eşit. Anizogami de biri daha büyük, biri daha küçük. İkisinde kamçısı var, hareketli. O gamide ise yumurta büyüktür, hareketsizdir ama sperm küçüktür, hareketlidir arkadaşlar. Yine heterogamide Heterogami çeşitlerine baktığımız zaman bakın yumurtamız bu da sperm yine gametler oluşuyor zigot. Bu da arkadaşlar yumurta sperm bu şeydir anizogamidir. Anizogami burada ee, oogamidir. Oogami bu arada heterogami demek farklı özelliklere sahip yani farklı büyüklükteki gametlerin birleşmesi demektir heterogami. Şimdi bir de dış döllenme ve iç döllenmeden bahsedeceğim. Daha sonra da insan üreme sistemine geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi dış döllenme ve iç döllenmeyi karşılaştırdığımız zaman dış döllenme nerede gerçekleşiyor? Suda. İç döllenme ise kişinin canlının genellikle dişi vücudunda gerçekleşiyor arkadaşlar döllenme olayı. Şimdi dış döllenmenin özelliklerine baktığımız zaman suda yaşayan canlılarda görülüyor. Kabuklular, yumuşakçalar, yine suda yaşayan balıklarda, kurbağalarda görülüyor döllenme su da oluyor. Üreme organı bunlarda gelişmemiş. Çünkü neden? Bunlar spermleri, yumurtaları suyun içerisine bırakıyorlar. Suda birleşme gerçekleşiyor. Bu yüzden de üreme organı yoktur. Bunlarda gelişmemiştir. Bunların üreme sistemi ile boşaltım sistemi aynı açıklığa açılır arkadaşlar. Biz buna kulak diyoruz. İkisi birlikte de ürogenital sistem olarak isimlendiriliyor. Yani üreme sistemi ile boşaltım sistemi ürogenital sistem olarak isimlendiriliyor. Balıklarda ve kurbağalarda Bunların dişilerinde arkadaşlar gametler müller kanalı ile erkeklerde ise bakın müller kanalı balık ve kurbağaların dişilerinde var. Erkeklerde ise gametler ve idrar wolf kanalı ile atılır arkadaşlar. Bu kanallarda nereye açılıyor? Kulaka açılıyor. Gelelim iç döllenmeye. Karada yaşayan sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde ve omurgasızlarda görülüyor iç döllenme. Döllenme nerede oluyor arkadaşlar? Dişi vücudunda, Müller kanalında gerçekleşiyor. Müller kanalı. Yavru bakımı vardır bunlarda. Bunlarda üreme organı gelişmiştir tabii ki. Bunlar da arkadaşlar sürüngen ve kuşların erkeklerinde Wolf kanalı. Dişilerde ise Müller kanalı boşaltım atığını taşımıyor. Bunlar sadece gamet taşıyor. Ama iç döllenme geçirenlerde yani iç döllenme gerçekleştirenlerde hem idrar taşıyor hem de gamet taşıyor unutmayalım. Bakın burada gösterelim mesela balıklar ve kurbağalardaki. Bakın erkeklerde wolf kanalı. Bakın şöyle wolf kanalı şurada. Dişilerde de vardır wolf kanalı bu arada. Dişilerde ise arkadaşlar müller kanalı var ayrıca. Müller kanalı da ne taşıyor? Üreme organını taşıyor. Yani üreme organı dediğimiz üreme hücresini taşıyor. Sürüngenlere ve kuşlara baktığımızda sürüngenlerde bakın wolf kanalı var. Müller kanalı da var arkadaşlar erkeklerinde dişilerinde. Bunlar idrar taşımıyor. Bunlar ayrı ayrı e, sperm ve yumurta taşıyorlar. Yine memelilere baktığımızda memelilerde de tabii ki bir Wolf kanalı vardır. Ama dediğim gibi Wolf kanalı idrar taşımaz arkadaşlar. Yine Müller kanalı da buradadır. Müller kanalı da idrar taşımaz. Sadece ne taşıyor? Üreme hücresini taşıyor. Tabii ki memelilerde daha farklılaşmıştır. Evet böylece giriş yaptık. Şimdi geliyoruz insanda üreme sistemine İnsan üreme sistemine gelmeden önce videoyu burada bitireyim kafamız karışmasın bu video izleyin daha sonra diğer video izlersiniz arkadaşlar yani insan üreme sistemini izlersiniz sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın